Arkadaşlar, peki. Hoş geldiniz tekrar arkadaşlar. Selamlar, saygılar Zübeyde Hanım. Peki. Hemen alalım. Hasan Bey. Canlı yayın. İstek gönderdi. İyi akşamlar Dilek Hanım. Merhaba, iyi akşamlar. Merhaba. Nasılsınız, iyi misiniz? Çok şükür, çok iyiyim. Mucize ötesiyim. Siz nasılsınız? Ben de iyi olmaya çalışıyoruz. Teşekkürler. Evet. Bizim eğitimimizi alsaydınız iyi olmaya çalışıyorum demek çok kötü bir şey olduğunu anlardınız. İnşallah. Evet, Hasan abilerle Ayten Doğanlar. Ayten benim yeğenim. Evet. Onların vesilesiyle sizler konuştuğu, anlattığı, sizin sağlıkla yaptığınız mucizeler, güzel şeyler. Sevindik tabii ki. Onun için benim de sağ kolumda, yani şurada şöyle ağrı şuraya geliyor. Olsa bileğimi şöyle yapamıyorum. Yani sıkıntı yaşıyorum. Çok geçmiş olsun. Ne zamandır beri var? Yani 2 yıla yakın var ama son 1 yıla yakın daha çok sıkıntı yaşamaya başladım. Anladım. Peki yani kolunuzu kaldıramıyor musunuz? O anlama mı geliyor? Önce de kaldıramıyordum. Tabii elimle şunlar şöyle çay falan içtiğim zaman böyle yapıyordum. Doktora falan gittim. Pili falan çekildim. İlaç tedavi gördüm ama şu anda da şu bileğim mesela bir şey yapsam çok sıkıntı yaşıyorum. Mesela bir poşet tutmak bana çok şey ağır geliyor. Şöyle yaptığım zaman çok büyük bir sıkıntı yaşıyorum. Şöyle yaptığım zaman. Anlıyorum. Anlatın, dinliyorum canım. İşte ağrılarım oluyor. Mesela parmak uçlarıma ağrılar geliyor. Mesela şu iki parmağımda çok huzursuz oluyorum. Yani sanki böyle tam bu tarafımda böyle vurdu şey olduğu zaman, ne bileyim, vücudum çok huzursuz oluyor. Şu anda ağrı var mı? Gözlerini kapat. Şimdi kendini bir Evet. ne? Şu ağrı şuradaydı bak. Şu anda hiçbir şeyim yok. Çok şükür. Yani şu anda rahatladım. Yaradan'ın nuru şifası, Hızır'ın enerjisi. Sen istedin, biz gönderdik, şifalandın. Sağ olun, ağzınıza sağlık. Memnun musun? Memnunum, evet. Tekrar kollarını kaldır, indir bakalım. Bakın. Bu kolunu kaldıramıyordun, bir daha yap böyle. Bak. Evet. Şu anda çok rahatım. Evet. İnşallah bu da bunu da böyle harikasın oldu. Haydi. Evet. Buradaki sertlik gitti mi? Diyordun sertlik. Evet. Evet. Aynen. Evet. Haydi işte öyle. Neler neler Evet. Ki bu ne ki? Yani yapıyoruz demiyoruz. Yaradan veriyor. Biz vesile oluyoruz. Bizim ben çocukken evimizde Cem olurdu Sevim Hanım. Anne Evet. diyordu ki işte gelen şeye, dedeye diyordu ki dede benim işte dedemler ağa falan gelip bizde kalıyorlardı. Ben çok küçüktüm. Dedigo diyordu benim işte şuram ağrıyor falan. O da diyordu dede böyle diyordu. Gözüme şey gibi böyle hep çocukken onları şey gibi görüyordum. Hızır gibi yani. Öyle zihnimizde o kalmış. Dede diyor, kızım sen gönlünü ferah tut. Ben dua ettim, yaradan verecek. Ne oldu? Ne kadar güzel. Evet. Sonra sabah ya da işte akşam annem diyor, dedik o Allah razı olsun. Geçti ağrım. Ya. Benim zihnimde o kalmış. Yani herkes bunu yapabilir aslında.
kalbiniz temizse, hayvanları, insanları, bitkileri seviyorsanız, şifalandırmak istiyorsanız Yaradan veriyor. Aynen, severim ben. Ve bunun hem eğitimini veriyoruz, hem nasıl, yani eğitim dediğimde bunları nasıl yapıyorsun? Aslında insanın içinde olan gücü ortaya çıkarıyoruz. Bu kadar basit ama dediğim gibi sonuçta kalbin de temiz olacak. Hayvanları, insanları seveceksin, ayrım yapmayacaksın. Ben 72 tanesi niye saydırıyorum? Ben onu da biliyoruz, okuyoruz ve çocukluktan beri duymuşum. Hacı Bektaş-ı Veli ne diyordu? Onun sözü hep kulağımda, o yazıları. 72 millete bir gözle, bir nazarla bak. Ya bunu 300'e kadar da saydırabilirim. Şeye de bilmem ne, ama 72 o aklımda kalmış, harika bir şekilde onu saydırıyorum. Bütün gelen insanlara, onun için şifaya vesile oluyoruz. Çok şükür. Ne güzel. Allah kabul etsin efendim. Teşekkür ediyorum Dilek Hanım bilgileriniz için. Çok sağ olun. Rica ederim, şifa olsun. Tekrar peki hızlı söyleyelim. Burada bizi dinleyen arkadaşlar, kaydedeceğim. Onlar da izlesin. Sorun yok değil mi? Bunu kaydedeceğim ki izlesinler. Kişiler de feyiz alsın. Tabii, tabii ki. Şimdi size ne çalıştık Sevim Hanım? Onu söyleyin. Benim kol üzerine çalıştık. Sol kolumda ağrılar vardı. Sertlik vardı. Yani güçsüzlük sanki hissediyordum. Evet. Onun üzerine çalışmamız oldu. Evet. Hepsi gitti yani. Kolun evet. Da sertlik vardı. Tam kaldıramıyordum kolunu. Aynen. Evet. Burada ağrı olan değil mi? Evet evet, bilekte böyle. O da yok oldu. İkincisi. Aynen. İnşallah tüm vücutunuza çalıştım. Tüm iskeletinizde ne sorun varsa kaslarınızda gitsin. Şifa olsun. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çevrenizde. Çok güzel. Sen güzel. Bir de Sevim Hanım. Ben YouTube'da kanal açtım. Şimdi Hasan Bey ve eşi anlatır size. Abone olun. Orada da canlı yayında şifa yapmak istiyorum. Çevrenize de tamam olsunlar. YouTube kanal sahipleri, yani diyor ki yöneticileri, 1000 aboneye ulaşman lazım orada canlı yayın yapabilmen için. Orada da şifa yapmak istiyorum. Abone olun, çevrenize anlatın, olur mu? Tabii ki, tabii ki. Ayten de bana çalıştırıyor. Ne güzel. Ayten, sevgiler Ayten'e de. Tamam, oldu baş üstüne. Aboneye çalışıyor. Aboneyi bayağı insanları şey yapmış yani, anlatıyor, izah ediyor. Ayten'in sayesinde biz de sizlere ulaştık. Dilek Hanım. Ayten Hanım harika bir insan. Eşi öyle. Evet. Onu seviyorum. Çok